sene. Kilimimiz, halımız var, oğlum balımız var, ay boynuzlu malımız var. Ana beni eversene, ana beni eversene. Yeşil küncüm dal dal oldu, çocukluğum hayal oldu, bu yıl bana bir hal oldu. Ana beni versene, ana beni versene, ana beni versene, ana beni versene. Şükür gitti bizden darlık, gelin olmak bahtiyarlık, olmaz olsun şu bekarlık. Ana beni versene, ana beni versene, ana beni versene, ana beni versene, ana beni versene. Bugünkü hasılatı kimyeviyemiz ne alemde sarı kız? İşlerin somyası fazla gevşedi. Piyasa böyle uyumakta devam ederse nikah hikayemiz yatar. Ah, biraz mangizimiz çoğalsa, şöyle sarı yer sırtlarında iki göz bir gece kondu diyorum sana. Ufak bir de bahçe. Sarmaşıklar, çardak, yabani güller. Bir kenara da şöyle domates, sivri biber falan ha? Söyleme be Ahmet, başım dönüyor, korkuyorum. Böyle kuruş kuruş onca parayı biriktirene kadar ihtiyarlayıp gideceğiz gibi geliyor. Kuvve-i maneviyatını bozma be kız, çalışanı Allah görürmüş. Peki şimdi evlensek ne olur? Mort oluruz. Rahmetli peder, kadın tuz dedi mi erkeğin yüreği cız eder derdi. Boş ver, ne olursa olsun. Çocukluktan beri bir erkek tanırım, o da sensin. Avaresin, fakirsin ama gönül bu. Ota da düşermiş falan da anla işte. Her şeyimiz dört köşeymiş gibi, üstelik meteliğin gözüne atom patlatıyoruz. Altta yok, üstte yok. Hiçbir şeyin olmasa bile Allah sana bir ses vermiş ki dünyanın tekmil erkeklerine değişmem. Sesle karın doysa seni mide fesatına uğratırdım ama... Seni dinlerken gözümü kapadım mı, bulutların tepesinden uçuyormuşum gibi geliyor. Başladın gene şerbetlisinden edebiyata, mani sata sata şair kesildin. Hem seni seven yalnız ben miyim? Mahallenin bütün kadınlara aşık. Ah, hele aktarın kızı sana bir bakıyor, şeytan git oy sürtüğün gözlerini diyor. Boş versene sen! Ya sana bakanlar? Bütün erkeklerin aklı sende, şeytan kır kellelerini akıt beyinlerini diyor. Beni sahiden kıskanıyor musun Ahmet'im? Kendimden bile sarı kız. Kendimi bile sana layık görmüyorum. Ya ileride başka kadınlara aşık olursan? Deli misin be? Şu kalbi oku hatırladın mı? Evet. Bunu 5 sene evvel çizmiştik. Bu sana olan aşkımın senedi. Ahmet'im. Sarı kızım benim. Ahmet Velioğlu, mirasın 9%'da hissesi bu şahsa düştüğünden diğer mirasçıların hisselerini alabilmeleri için ana mirasçıyı bulmaları gerekir. Mirasın geri kalan 1/10 hissesi ise Bayan Suzan Alış, Bay Doğan Öner, Bayan Fatma Gönül ve Bay Hasan Kara'ya düşmüştü. Hepinize Beyoğlu yeminli noteri olarak tebliğ ederim. Ahmet Velioğlu Bey koca Türkiye'de nasıl bulunur? Bulunmadığı takdirde acaba mirasın tamamı diğer varisler arasında taksim edilemez mi noter bey? Siyetname sarih, ana mirasçı ortaya çıkmadığı takdirde 17 milyonluk servetin tek kuruşuna dahi dokunulamaz. Yalnız köşkte oturmak ve miras geliri olan faizleri iktisap etmek kabil tabii. O kadarı bile insanı ferah ferah yaşatmaya yeter. Üzülmenize sebep yok. Elinin altında dokunamadığı 17 milyonluk bir servet dururken insan kendisini ateş üstündeymişçesine huzursuz hisseder. Telaşlanma hayatım, basın zaten bu meseleyle ilgileniyor. Ayrıca mirasçının bulunması için en ufak karakollara kadar Ahmet Velioğlu adını bildirirler. Hey gidi koca Ahmet Velioğlu hey! Kim derdi ki onca han, hamam, mal, mülk eriyecek de... Torunu Ahmet bugün sokaklarda türküler, şarkılar söyleyerek ekmek parasını zor kazanacak. Babamın cerebesini biz çekiyoruz ana be! Neydim değil, ne olacağım demeli. Üzülme ana, Allah büyüktür. Kendim için değil, senin hesabına üzülüyorum evladım. Bak, çiçek gibi bir kızı seviyorsun, onun gönlü de sende ama evlenemiyorsunuz.
sarı kıza kalsa o derhal nikahlanalım diyor elinde ama... Elinde mi? O para göz Tarık efendi, sağda solda ben o züğürt destan satıcısına kızımı veririm diye ileri gelir laf ediyormuş. O kaldırım süpürgesi zırtapozu aklından sil! Onun hakkında bu şekilde konuşmayayım baba, fakirdir ama iyi çocuktur Ahmet. Adı batsın musibetin, her tarafı iyi olsa ne çıkar, cebi delik! Evlenecek ben değil miyim anne? Yok öyle! Ya biz neciliyiz efendim? Seni bugüne getirene dek onca masraf edelim! Hamallar gibi 9 ay karnımda taşıyayım, çatır çatır doğurayım! Tam iyi, paralı pullu bir damada verip feyzini göreceğimiz sırada... Aklına esti diye bize dirsek çevirip o yeni cami dilencisi kılıklı kopuğa varmaya kalk! Yok öyle yağma! Borç gırtlağı açmışken seni bedava vereceğim ha! Üstelik de talih gülmüş! Hacı bey gibi koskoca bir bakkaliyesi, 2 katlı evi, dolmuşa çalışan bir arabası olan... Gül gibi kısmeti geriten! Ben satılık değilim! Öldürseniz o Hacı bey denen düzenbaza varma! Benim adım Hacı bey! Bizde hillenin kıymığı yok! Onun için bahalı veriyorum! Üstelik de veresiye! Buna karşılık dilleriniz bir karış uzar! İşte bu kadar! Ama bizim efendi hesapta bir fazlalık var diyor! Hesap kim, siz kim? Koskoca Hacı bey'e hesap fazla diyenin ağzı çarpılır! Kafamı kızdırma, çek git! Yoksa veresiyeyi kestin mi tek bir mahalle açlıktan ölür... ...mezarlıkta yatacak yer bulamazsınız be! Çek şu biselini lan! Uzaktan baktığın yetmiyor mu? Nedir sizin gibi haşerat sürüsünden çektiğin be! Ne var sarı kız? Hasta mısın yoksa? Hastadan da beter Ahmet'im. Evdekiler dayanılmaz hal aldılar artık. Çocukluktan beri dayağından angara yaşına kadar her şeyi çektin. Sabret az daha, aldırma. Keşke gene sabah akşam dövseler. Ya ne yapıyorlar? Hacı bey'le evlenmem için zorluyorlar. Babam akşamcı, her gün büyük bir şişe rakı içer. Hacı bey'e borcu 1000'i aştı. Beni ona verirlerse rahatlayacaklarını sanıyorlar. Lan böyle gaddarlığı üvey baba yapmaz be! Pırlanta gibi kızı o yıkıntı kerestesi manzaralı herife verecek kimsenin vicdanı kökünden budanmış olmalı. Dayanamayacağım artık Ahmet'im. Daha da zorlarlarsa kıyarım canıma. Ölmek o düzenbazla evlenmekten 1000 kere iyidir. Efendiliğimiz efendilik ama sana gözünün kuyruğu ile yan bakan olduğumu alırım dayılığı ele. Vallahi yangın yerine döner ortalık ha! Bütün bunları yapmadan hemen evlensek... ...ziyanı yok, gene paramızı biriktiririz... ...Sarıyer sırtlarındaki 2 göz bahçeli evimizi alırız. Yok başka çaresi. Korkuyorum Ahmet'im. Geceleri uyku tutmuyor gözüm. Peki, bu akşam anamla birlikte seni resmen isterim. Oldu mu keyfin? Allah'ın izni, peygamberin kavliyle kızımı istiyorsunuz ha? Siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Kızıma sadece ben karışırım! Evet, ona yalnız biz karışırız. 9 ay karnımda hamallığını yaptım. Çocuğunu taşımak hamallık değil... ...her annenin en ulvi, en zevkli vazifesidir. Hanım hanım, kendine gel! Lafım bol ama paranız yok, haddinizi bilin! Delik pabuçlu oğluna kız almaya kalkacağına... ...eskiciden kundura uydur önce! Baba! Sus! Elimin tersiyle bir çarparsam duvara boy resmin çıkar! Dünya yalnız para üzerine dönmüyor Tarık efendi. Biraz da insanlık lazım. Evet, pabuçlarımızın altı delik ama kalbimiz temiz. Temiz kalp karın doyurur mu? Kime faydası var sanıyorsun? Yeter anne, yeter! Sus be! Az bile konuşuyoruz! Terbiyemiz el verse bu haddini bilmezleri küfürle kovardık! Kovmanıza lüzum yok. Biz kendimiz de gitmesini biliriz. Hadi yavrum! Sen de ağlama kızım. İnsafsızların vermediğini Allah verir. Hadi yürü. Beni öldürseydiniz daha iyiydi. Zaten öldürmediğimiz kabahat. Allah verirmiş. Allah büyük ama sandal küçük. Allah'a bile inanmayanlardan kızına ne hayır gelir? Kapa çeneni, yoksa kuş beyni kafana şunu indirdin mi yamyatsı olur. Ne duruyorsunuz vursanıza? Siz de kurtulursunuz ben de. Sana acıdığımdan değil, içtiğim 2 dirhem rakı zehir olmasın diye vurmuyorum. Hadi yıkıl karşımdan, elimle bir kaza çıkmasın! Kapı çalınıyor! Koş, Hacı Bey'dir! Kurtar beni Allah!
kız hayırdırsa? Aa, Hacı Beyciğimden hala kocamı bulacak sersem! Sen hepimizin başına devlet kuşusun, devlet! Ama zamane kızları, devlet kuşu falan anlamıyorlar! Akılları bir karış havada! Gönlünü ferah tut sen! Sade bizim kimi, hepsi öyle! Hem kız kısmısının hemencecik evet diyeni değil, biraz nazlananı makbuldür canım! Hoş bilirsin sen bunları! Nikahında 9 kadın eskitmiş adamsın! Nikah dışındakiler hariç, anlarım kadınların lisanından, oh meydanlı deri zahideyi bile dize getirmiş, aşkımdan oğun 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 durmuş adamım ben! Kafamız kabarenme! Madenlik olan yerde ot bitmezmiş Hacı Beyciğim! Taş teneki! Erkeğin başında kıl yığını olacağına cebi dolu olsun, cebi! Cep dedin de şu bizim alacak hesabı geldi aklıma! Dalyan gibi kızımızı verdik sayılır, artık can ciğer hısım sayılırız! Alacak vereceğin lafı mı olur aslan damatçığım? Daha ortada fol yok, yımırta yok! Kız odasında yatıyor, senin ağzın bizimkinden daha laf yapmasını bilir! Tecrüben gani, en iyisi sen gidip konuşsan kızla! Şıpın diye gönlünü alıverirsin vallahi! Ha ya, demek yatıyor! Hem de yakından görmüş olurum! Ya bismillah Hacı Bey! Göster erkekliğinin cazibeyi kuvvetini! Uyuk! Anam, sarı kanariyem, ruhumun tahtının sultanı, nasıl da mışıl mışıl uyuyor, yesinler seni yavrum! Uyan, ey kalbimin cennet kuşu, aşk gözlerini de yanı başında aşkını dile getiren müstakbel zevcine bir bak! Abo, ateşin yorganın haricine taşmış! Ellerimi ocağa tutmuş gibi oluyor bu! Tecrübeli, kadın kalbinden anlayan adamın hali başka oluyor! Biz konuştuk mu ağlayıp bağırıyordu! Hacı Bey gitti bak, ses çıkmıyor! Hmm. Aslan damat Hacı Bey'in şerefine! Artık bakkal çakal derdi kalmadı demektir! Çapkın kim bilir ne diller döküyordun içeride! Kalbimin nadide çiçeği! Bunca kelamdan sonra uyandığın besbelli! Hadi, nazlanma! Uzat kulenini de Hacı Bey'inin dudaklarını yaksın! Yoksa ben uzanacağım yorganın altına! Çapkın dilber seni! Sinnin ufak emme, nazın tatlı! Yorganın altında okşanmak istiyorsun besbelli! Abo! Kız yok be! Kız yok! Kız yok! Akıtma gözün ya.
işini terk edip gülün başını gitme bülbül gitme bülbül ey gitme bülbül gitme Çilen tamam olmadıkça gülün sana gülmedikçe andı yanı bulmadıkça ötme bülbül ötme sen bizim bülbülümüzsün, her zaman öt abi! Kavurdun ortalığı be Ahmet abi! Ya. Allah'ıma diyorum, ilahiyatsın vallahi! Sen okurken kendimi memleketin ovasında sanıyorum! Ben de kuş gibi hafif hissediyorum kendimi! Senin gibi kuşun canını yesinler! File kanat takmış da göğe salmışlar gibi! Şimdi başlarım sana yam yam! Sus be, sen de! Laklakiyatı bırakın da içelim yahu! Bu efkarın ilacı olsa şu zıkkımdır! Efkarın su katılmamış ya Ahmet abi de! Neşen solmuş be reis! Bu akşam bir garipliğim var! Derdin ne be abicim? Bizim ne davamız olur be? Derdimiz fukaralık! Belki de fakirdir! Kendisini bekleyen milyonlardan haberdar değildir! Acele etme hayatım! Fakir de olsa, zengin de olsa er geç ortaya çıkacaktır! O zaman hissemizi alıp zenginlik içinde yüzeceğiz! Benim derdim kendi hissemde değil, gözüm asıl o Ahmet Velioğlu olacak zatın hissesinde! Herif enayi mi bize versin? O vermeyecek, sen alacaksın! Nasıl? Senin kandıramayacağın enayi, elde edemeyeceğin servet var mı? Sana karşı koyacak erkek daha annesinden doğmadı! Ahmet abi, Ahmet abi! Bu gelen yenge değil mi? Evet, o! Gecenin bu saatinde ne işin var burada senin? Sana yaptıklarından sonra senden af dilemek için geldim Ahmet! Olsun be sarı kız! Af dileyecek ne var, kabahatin yok ki senin! Ya annemle babamın söyledikleri? Asıl kabahat kaderin cilvesinde sarı kız! En büyük kabahat parasızlık! Senden başka hiçbir şeyde gözüm yok! Paraları kendilerinin olsun! Kaçır beni artık! Korkma, açlıktan ölsem tuz lafı etme! Yalan ekmek getir, onu yerim! Getirme, ona da razıyım! Yanında olayım yeter! Değer mi be güzelim, değer mi? Sen dünyalara değersin Ahmet! Senin kemiklerini kırarım! Kalbimi kırmışsınız! Kemiklerim kırılmış, ne çıkar? Ya benim dediğim olacak, ya da bu evden cenazen çıkar! Vurun, öldürün ama o pis herifle evlendirmeyin beni! İlle de evlenmek istiyorsanız, kimse önüne geçemez evladım! Tanrı'dan ümit kesilmez! Gün doğmadan neler doğar? Milyonla gün doğsa nafile ana! Serde bu fıkaralık varken ben o gül gibi kızı nasıl mesul edebilirim ki? Nice fakirler var ki, milyonerlerden daha mesut yaşıyorlar! Onların canı yok mu? Yoruldum artık ana, yoruldum! Her lokma ekmek için sokak sokak kırtlak patlatıyorum! O lokmalar alın teriyle kazanılıyor ya, sen ona bak!
Hayatta kıymet verdiğim tek şey namustur. Bu yaşa namusumuza leke sürdürmeden geldim. Ona dayanarak ayakta kaldım. Ziyanı yok, kusurumuz fakirlik olsun. Merhaba. Merhaba. Sarı kız nerelerde be? Seninki hiç tek başına işe çıkmazdı. Bozuk bir hali var. Bir bit yeniği var anlaşılan. Merhaba reis. Bakıyorum yalnızsın. Seni hiç böyle görmedik de acaba dedik. Bundan sonra galiba hep tek başımıza talim edeceğiz. Niye be? Et kemikten ayrılır, siz birbirinizden ayrılmazdınız. Kader tekmesi gelince her şey olur. Babası bırakmadı ki yok ortalarda. Bozma keyfinin dört çarını. Gidip mahalleye sarı kızın evi civarında bir iki voltalayalım. Anların ne dalga metre döndüğünü. Yürüyün arkadaşlar. Tamam. Tekmil perdeler kapalı, kızın aklını çeldiler anlaşılan. Şeytan diyor kapıya koy bir omuz. Boş ver demez. Tak diye çözülmen ayıp yani. Doğru ya. Doğru da sarı kız nerelerde ya? Var mısın Hacı Bey'in dükkanının önünde iki tur çekip gıcıklandıralım mortojuyu? Yürüyün lan! Ah be, senin kaşalot bize bozulup iki kelam çaksa da alsak camını çerçevesini aşağı ha? Yürüyün lan! Şöyle o kocan olacak kalıp size, pazartesiye kadar parayı getirsin. Yahut da hiç içme bunu kapıya dayarım. Biliyorsun Hacı Bey, üç aydır boşa zavallıcık. Boştaysa ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Hem paranız yok, hem öbüdü gırtlak löp löp löp. Açlıktan ölelim mi? Deme be tombul gelin, maşallah parayı kazı gibi sevişsin. Her yerin bungul bungul onu. Kendine gel Hacı Bey. Elma yanağının, kiraz dudağının bir yol tadına bakayım. Borcum üzerine bir sünger geçerim. Razı gel kız, kimse görmez. Teninin cilasına kurban gel. Kolay gelsin. Seni kartoros seni. Böylesini teneşir patla. Hadi oradan ipsiz dahi mi? Çok konuşma, deşerim göbeğine. Defolun! Defolum al Tahtakale'de Hacı Bey. Açılın diyorum. Fazla açılırsak boğuluruz sonra. Defolun dedim lan! Arkadaş, kimi nereden kovuyorsun sen? Madem dükkan açmışsın, müşteri gelince hürmet etmeye mecbursun. Müşteriymişler. Ne alacağınız ki? Davul tozu. 250 gram da minare gölgesi. Varsa 50 dram da namus. Namusu kim kaybetmiş ki be? Ciğerini ters yüz etsek gramını bulamayız. Hadi arkadaşlar. Hadi. Irz düşmanı, aldı fitili. Millet paraya bakıyor, paraya! Çatır çatır verecekler sarı kızı! Evinin etrafında kol gezer, gene de bırakmayız! Var mı öyle hikaye ya? Allah kahretsin! Bozulma be abi! Bozulması mı kaldı be? Herif at sineği gibi yapıştı eve! Ben bu işten vazgeçtim Tarık efendi! Yarın gel tikene, gör hesabı, sonra da selam sabaha keselim! Bu nasıl söz ciğerparem Hacı beyciğim? Senin gibi gün görmüş bir adam tuttuğu dalı koparmadan bırakır mı? Namına, şöhretine yakışmaz! Kız kaçarsa ben ne yapayım? Bir halta kaçamaz artık! Sen bu akşam gir, kendin konuş, kandıramazsan o zaman söyle! Demek yukarıda! Ya ne cehennemde olacak ki? Dokuzuncu uykusundadır şimdi! Hadi benim cici damadım! Eminsiniz ya! Gene yastığa yorgana yüzsüyü döktürmeyin bana! Tamam dedik Hacı Bey! Ya destur, ya bismillah! Bismillahirrahmanirrahim! Bismillahirrahmanirrahim! Sarı kanarı yiyem! Uyan, sana müjdeler getirdim! Ne işiniz var odamda? Sakin ol meleğim! Defolun, defolun! Dinle sultanım! Çıkın yoksa bağırırım! Bağır, anandan babanın müsaadesinden geldim buraya! Canım benim! Yürüyün arkadaşlar! Kapı çalınıyor! Hay Allah kahretsin be! Nedir bu kızdan çektiğimiz? Sen git kapıya bak!
da bağırıyor. Ahlaksız seni! Vurma! Vurma! Bunun kölem olayım! Ayağının külahı olayım, köpeğim olayım! Vurma! 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 Aa, vurma yeter! İmdat! Koruyun beni ya melekler, koruyun! Ahlaksız! Sen kurtar ya Rabbim, beni buradan kurtar! Kurtar ya Rabbim, kurtar! Yürü Serkiz! Durun! Nereye? Ama... Bir yere gidemezsin! Bu yaptıklarının hesabını vereceksin! Sen de be! Kapı kırmak, haliye tecavüz, Hacı Bey'e dayak atmak ve kız kaçırma teşebbüslerinden cemen yakın 4 ayrı suç! Ağır idam cezası verilmesini talep ediyorum! Ağır ceza mahkemesi reisi misin efendi? O işi adalet mekanizması tayin eder! Lakin komiser bey, ortada bir hayat memat meselesi mevzu bahsiten! Bu suçları kabul ediyor musun? Sarı kızın saadeti uğruna dünyanın bütün suçlarını kabul edebilirim. İşittiniz işte! Hepimizi öldürecekti katil! Asıl bütün bu muşmulalar bu pırlanta gibi kız öldürecekler! Helal! Kitap gibi laf döktürdün be abi, inan bana! Kesin! Burası mahalle kahvesi değil! İstemem böyle ağızlar! Ben sormadan kimse tek laf etmeyecek! Sırada durun bakalım, sen! Önce sen anlat! Efendim, bu zat kılığına, kıyafetine... Sokak süpürgesi, meteliksiz bir züğüt olduğuna bakmadan gül gibi kızıma musallat oluyor! Siz onlara bakmayın komiser amca, ben de onu seviyorum! Şimdi parmaklarımı ağzına takıp çarp diye yırtarım ağzına! Anlarsın sevmeyi, zilli! Susun be, susun! Recep efendi, zabıt tutulacak! Başına komiserim, hazırım ben! Buraya gel! Güyel! Veloğlu Ahmet! Aha! Veloğlu Ahmet mi dedi? Namı diğer kopuk Ahmet! Bana bak, bir okkalarım, kendini morgda sıraya girmiş bulursun! Duydunuz, ölümle tehdit ediyor! Sus! Ahmet beyefendi böyle şeylere tenezzül buyururlar mı hiç? Efendimi! Çekilin biraz! Ahmet Veloğlu bey! Burada size ait bir evrak var. Ya hırsızlıktandır... Ya da katillikten! Ahmet Velioğlu, hissesine düşen 14 milyon liralık bir servetin varisi olarak aranmaktadır. Ahmet'im, Allah bizi korur demedim miydi? 14 milyona! Ya. Benim aslan damadım! Altın sesli bülbülüm! Hanım, sana her zaman kızımızı bu temiz süt emmiş mert çocuğa verelim demez miydim? Tabii ya! Nur topu gibi Ahmetciğim dururken Filiz'i şu mezar taşı kılıklı keleşimi verecektik ayol! Zaten siz zorla verseniz bile Ahmet bey evladımın sevdiği kıza yan bakar mıyım hiç? Rüya mı görüyorum? Ayılsana lan! Yıldırım değil, milyon çarptı, milyon! Ahmet bey şöyle buyursanız... Rica ederim, şöyle buyurun! Müjdeyi köşke bildirelim de sevinsinler! Hanımefendi siz de şöyle buyurun lütfen, kalk! Alo! Alo! Ben Beyoğlu Karakolu komiser muavini! Aa, demek nihayet bulundu! Sağ olun komiser bey! Hemen teşrif etsinler, sabırsızlıkla bekliyorum! Kurtulduk! Sen de bırak şu zıkkımı da git hemen haber ver! Ne kadar uşak hizmetçi varsa giyinip kendilerine çeki düzen versinler! Sen de en dekolte, dişiliğini en çok gösteren entarini giy! Dikenime ortağı olursan... Kel tavuk, haşhaş macunu gibi yapışma damadıma! Ben huruzum, huruz! Açılın bakalım, hani hiç adam görmediniz mi be? Biricik damadımın nefesini daraltacaksınız ayol! Cip hazır, gidebiliriz sayın Ahmet beyefendi! Öpeyim, öpeyim, öpeyim! Ben de açıyor öpeyim dedim sana, ipsiz, sürme damadımı, ipsiz, sürme! Karışma sen, karışma sen, sen karışma! Aman be! Ahmet beyefendiyi büyük bir saygıyla karşılayacaksınız. Başsın efendim! Ona hizmette en ufak bir kusur gösterilirse affetmem. Başsın efendim! Aşçı başı, sen de başındaki şu takkiye biraz çeki düzen ver kuzum! Yunun çarpılmış. Müsaade buyurun, kapıyı ben çalayım. Ne istediniz? Size söylüyorum, ne istediniz? Merhaba! Defol git, beyefendi gelecekler!
Kapı önünde bir Bertuş'la karşılaşmak kendilerini sinirlendirir. Ama ben... Hala konuşuyor. Şimdi bir patlatırsak... Ağır ol, yalıkası! Komiser bey, bu serserinde şikayetçiyim. Beyefendi, birasın sahibi Ahmet Velioğlu beydir. Yeah. Ne? Beyefendi mi? Hoş geldiniz efendim. Müsaade ederseniz şimdi içeri haberi vereyim. Buyurun, buyurun rica ederim. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz Ahmet bey. Biz de dört gözle sizi bekliyorduk. Hoş geldiniz. Müsaadenizle. Müsaadenizle güle efendim. Güle. Teşekkür ederim. Güle güle. Kim bu dilenci kılıklı karı? Hadi defol. Sinema oynamıyor burada. Ben mi? Hanım benim arkadaşımdır. Ya öyle mi? Ben de şaka yaptım. Siz Suzan Hanım'ın kusuruna bakmayın. Bazen şakanın tadını kaçırır. Buyurun efendim. Çok muhterem Ahmet Velioğlu beyefendi teşrif buyurdular. Ahçı başınız, baş yamak, servis uşağınız. Turistik lokantaya mı düştük yoksa? Ah ne espri ne espri, çok şakacısınız Ahmet bey. Bahçıvanınız, hizmetçileriniz... Bendeniz de hususi uşağınız beyefendi. Kıyak dalga be sarı kız! Bu köşke köpek olmak şans desene! Ha, buyurunuz efendim! Şimdikle sarı kız! Rüyada mı izleyeyim mi anlayalım yani ya! Ha? Onu ben de bilmiyorum! Birkaç kelime lütfedeceksiniz tabii. Bedava olduktan sonra lütfederiz tabii abi. Mirasın müjdesini nerede aldınız? Karakolda. Ne hissettiniz? Kaşıntı. Milyonlara kondunuz artık. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Zenginler ne yaparsa onu. Yani? Yani hiçbir şey. Bir şey yapmak fakirlerin işidir. Ya! Rica ederim. Beyefendiyi daha fazla meşgul etmeyin. İstirahat buyuracaklar. Röportajı... Beyefendinin hususi sekreteri ve basın müşaviri olmadığım sıfatıyla yarın benimle yaparsınız. Yatak odanız beyefendi. Yuh be! Burası benim yatak odam mı? Evet. Beyefendi istirahat etmek isterler mi? Ha, isterim tabii. Yarın akşam şerefinize bir parti vermek istiyorum. Boş ver o dalgaları. Ben parti falan anlamam. Bizim kafamızı açmaz siyaset. Siyasi parti değil efendim. Sizi sosyeteye tanıtmak için tertiplenen yemekli bir toplantı. O zaman değişir. Dayak bulursan kaç, yemek bulursan koş derler. Öyle değil mi Ahmet? Tabii sarı kız, tabii. O da hizmetçiniz ve kat uşağınız. Hizmetçi uşak. Memnun oldum. Müsaadenizle efendim. Bir emriniz olursa zile basarsınız efendim. Tamam amca. Müsaadenizle. Bu işe ne dersin sarı kız? Korkuyorum. Korkuyor musun, neden? Bilmem, korkuyorum işte. Hoppala! Allah'tan istedik ki bir göz gece kondu, o bize petek gibi köşk verdi. Ortalığın en zengin adamıyım be, boru değil. Düşün! Ahçı başım, tatlıcı başım, kebapçı başım, uşaklarım, hizmetçilerim, bahçıvanlarım, yamaklarım var. Hala ne korkuyorsun yani? Baksana ben bir tek adamım, bana hizmet eden ondan fazla insan var belki de. Bir de o kadın var ama. Hiçbiri bulunmasaydı da o kadın olmasaydı razıyım. Falsoladın be sarı kız. Kadın varsa ne olur, adam mı yer yani, yamyam mı? Yamyamdan beter gibi geliyor bana. Gidelim buradan Ahmet'im, gidelim ne olursun! İçimde kötü şeyler olacakmış gibi bir his var. Yani bunca serveti bırakalım mı? Bırakalım, ben yalnız seni istiyorum. Ben seninim zaten be! Öyleydin ama şimdi aramıza 14 milyon girdi. Yazıyorlar, 14 milyonluk mirasın sahibi bulundu! Dağ gibi parayı oturan köprü altı berduşunu yazıyor! 14 milyona konan köprü altı berduşa! Lan şu gazeteci milletinin dili bizlere insan demeye bile varmıyor.
Berduş merduş ama milyonlarla askeri var ha. Şans bu be! Gelecek oldu mu yine deliğinden girer namussuz. Oğlan şurada Toto'dan 13 tutturayım diye yıllar yılı futbolcu ayağının tozunu yuttu. Tek metelik tutturamadan ayazlanırken sen kalk milyoner ol. Boş verin. Komşuda pişer bize de düşer. Onca mangırın faizinin suyunu koklatsa hepimiz bomba gibi yaşarız ha. O parayı gördü, bizi hatırlamaz bile. Ayıp salladın be oğlum. 40 yıllık omuzdaşlarını unutacak kadar vicdan fukarası mı? Gazetede bu akşam Ahmet'in şerefine o biçim kıyak bir toplantı var diye yazıyor. Ha, akşam tak düşeriz köşke. Ahmet Bey bilader biz teşrif ettikleriyiz. Sonra doğru vardiya ziyafet sofrasının tepesine. Dinle bak, hindi dolmaları falan ispirto vaziyeti desen hem ganimet hem beleş pasyon. Anlatma, beynim macuncu fırıldağına dönüyor helecenden. Şimdi görmeli Ahmet'i, kılık kıyafet İngiliz üzerinde. Kol 62. Elbise için ideal bir vücudunuz var. İp incecik, zarif. Açlık dejine be! Yemeklere bir yumulalım, sen 15 gün sonra gör bak nasıl in torozuna dönüyorum! Konuşma tarzınıza hayranım Ahmet Bey! Edebiyat yapıyorum cicim! Akşama yetişecek mi? 10 tane kalfa çalıştırıyorum ben! Beyefendi, ayak ölçüsü alabilir miyim? Al bakalım! Sen öbür tercilere de söyle, sarı kızının tersini yetiştirsin. Emirleriniz bana sine efendim. Tamam, bana bak tersibaşı. Buyurun efendim. Pantolon biraz külen işi, bol paça üzerine olsun. Emredersiniz ha. Efendim. İşte o kadar. Ahmet Bey oğlumuz Kerem buyurup dükkanımızı genişletmek için bir miktar sermaye. Hadi oradan dümbelek. Sen dua et de bu dükkanı satın alıp kapı dışarı ettirmeyeyim seni! Tabanın altına koşalı olayım Tarık efendi! Ben ettim sen etme, kıyma bana! Kıyma değil, kuşbaşı! Gide gel bakalım, alacak alacak diye fokurdarken iyiydi değil mi? Sen bana ilişme! Borçtan, haçtan tüm vazgeçti! Şöyle adam ol! Oldum! İçkiler bedava mı bundan bedava. Sonra? Bedava! Peynir, sucuk emsali şöyle ufak tefek mezelerde bedava mı? He? Bedava! Ahmet Bey'in şerefine içelim arkadaşlar! Bedava mı yenge? Ay ne hoş, ne espri bu! Kuzum hanım yenge, zırt zırt espri diye pretozu gibi bir kelam ediyorsun! Ufala da anlayalım! Küfür müfür Zülfiyar'a dokunan bir tarafı var mı? Nükte demektir. Türkçenin lügatçesi bedestene mi düştü? Şunun doğrusunu kullansanız ya! Hani sizin bunların alasını bilmeniz lazım Ahmet Bey! Nedenmiş bey abicim? Artık Türkçe'ye mal edilmiş kelimeler de ondan. Biz bu lafları çakmayız güzelim. Ha şey be! Bizim sarı kız nerelerde? Hazırlanıyorlar beyefendi. İstanbul'un zaptı gibi bu ne hazırlanması ya? Alt tarafı giyeceği bir entari. Derhal haberi vereyim beyefendi. Şu pikapta da kafa ütülemek için kefere müzikasından başka zımbırtı yok mu be? Alaturka plak yok efendim. İnsan bu parçayı dinlemekten fıtık olur. Eğlenti dediğin şeyin ruhiyatı Alaturka'dadır. Alaturka sevdiğinizi bilseydik... Alaturka bizim hayatımızdır. Alaturka ile ilgilendiğinize göre sesiniz de güzeldir herhalde. Hamamda söylersen fena çıkmaz. Sizi dinlemek zevkine nail olabilir miyiz acaba? Poyraz palamutu gibi bir hatun taleplikte bulunur da hiç hayır denir mi? Kara kaş gözlerin elmas, bu güzellik kimseye kalmaz. Pişman olun kimseler almaz. Annene bak gör halini. Gel güzelim beni yakma. Seni seven kalbi de yıkma. Allah'ın emrinden çıkma. Öldürücü gözle bakma. Ne gündüzüm geçem belli. Yaşım oldu 49-50. Bağrım yanık, gözlerim nemli. Yalan dünya yaktın beni. Gel güzelim beni yakma. Seni seven kalbi de yıkma. Allah'ın emrinden çıkma. Öldürücü gözle bakma. Ahmet söyler hakiki sözü. Geçti bahar getirdik yazı. Sen söyle ben çalayım sazı. Bir gün ölün zalim kızı. Gel güzelim beni
Seni seven kalbi dikma, Allah'ın emrinden çıkma, öldürücü gözle bakma. Burası değil mi? Bu alkışlar da necilik? Parti değil mi lan? Biri siyasiyet üzerine nutuk patlatmıştır garanti. Onu avuçluyorlardır elbette. Tamam. Akıllı olmak başka şey. Bırak palavrayı, asıl bakalım zil çıngırağına da bir an evvel girelim içeri. Değirmenleri çalıştıralım. Yemekler altıdan diye sabahtan beri bir şeyler zıkkımlanmadık. Gelin. Hadi. Bas abi, bas. Daha geliyor. Selam. Ne istiyorsunuz? Naneyle maydanoz değil herhalde. Davetliyiz. Bu zibidi de nereden çıktı? Yalı kazı sen de. Defolun. Ağzının direksiyonuna kim ol yoksa başlarım secerinin kıraatına. Bunlar da kim? Serseri takımı. Hadi basın dedik. Çekilin lan şuradan. Fazla tahta perdelik istemez. Biz bugüne bugün Ahmet Bey arkadaşımızın en samimi dostlarıyız. Ne sandın ya, Maça Bey? Polise telefon etmeden defoluyor musunuz? Yoksa... Polis mi dedin be? Peki be abi, biz ziyafet var diye geldik. Uşaklar Cemiyeti'nin toplantısı olduğunu bilseydik... Allah'a ısmarladık. Peri padişahının kızına dönmüşsün sarı kız! Ahmet beyefendinin en yakın arkadaşı Filiz. Vay canına! Hey Allah'ım be! Lan görün de otanım be! Kasımpaşa'dan ne kız çıkarmış! Aferin lan sarı kız! Yüzümü arttın be! Biraz içki buyurmaz mısınız? Hmm, tonla be yenge! Size gücendim. Ne o, falso mu çaldık? Bana yenge diyorsunuz da. Saray kapısı gibi kadın hanım teyze mi diyelim yani? Bana sevgilim demenizi isterdim. Biraz içki alır mısınız? İçme. Siz neye üzülüyorsunuz? Sana ne? Gıdıklama be kızım, yemişliğimiz yok, içmişliğimiz yok. Küt diye öyle laf edilir mi yani? Edilir ya, sosyete burası. Kıyak leker be, sosyeteymiş burası. Yoksa beni beğenmiyor musunuz? Ayıp ettin abla, erkeğizdir elhamdülillah. Sizin üzülmenize ben de çok üzülüyorum. Amma çok konuşuyorsun be! Demin bana Poyraz Palamut'u dediğinizde yüreğim hopladı. Aha. Ne tatlı iltifattı o! Yok be! İşte rüyalarımın erkeği dedim içimden. Böyle de kıyak oluyormuş içimiz ya! Gece rüyama girdi be teyze. Biz ki ta çelik çomak oynamaktan beraber büyümüşüz. Ahmet'in davetine gidip de kapı burnumuzun direğini kıracak ha! Ah be, para bu! Kimi bozmamış ki? Asıl benim uykularım kaçtı. Bir yanlışlık olacak. Miras falan alacak bir yerimiz yok ki bizim. Ya o deptebiye alışır da sonra bir aksilik çıkarsa? Korkma Şaziyanım teyze, miras bu. Hangi cihetten geleceği belli olur mu? Bizi unutsa bile zenginlik iyi şeydir. Annesini unutturduktan sonra yerinde kalsın o zenginlik. Fazla para insanın başını ağır, yüreğini sağır yapar. Evlatçığım kim bilir ne kötülükler sarıyordur şimdi. Seni sarmak, kalbime basmak istiyorum Ahmet'im. Elini tutan mı var? Oh, bu kabul cevabı mı? Hmm. Yeter be güzelim, ciğerlerim havasızlıktan buruştu. Hmm. Yoksa hoşlanmadın mı dudaklarımdan? Merkep değiliz evvelallah. Oh, tatlım benim. Ciğerim benim. Beni seviyorsun değil mi güzelim?
Fazla dalyan gibisin be kızım. Senin tipin 3-5 numara daha iri olmalı. Oo, sus, kalbimi kırma. Cazibenin beni nasıl mıknatıs gibi çektiğini bir bilsen. Kes artık kızım. Fazla ileri gittik. Ben nişanlı sayılırım. Göğsüme hançer sapla böyle konuşma. Kıskanıyorum sarı kızı. Onu sana unutturacağım, emin ol. Girmiyorsun, köşkü görmedin mi? Hadi yürü hadi. Hadi abi önden sen. Gene mi siz? Bu sefer esaslı bir daya hak ettiniz. Arkadaşımızı görmeden gitmeyeceğiz. Bize böyle davrandığınızı öğrenince asıl size kızar. En iyi arkadaşlarıyız Ahmet Bey. Halinize bakmadan yalan söylüyorsunuz bir de. Hadi defolun. Defolun bakayım. Durun! Bırakın onları. Ahmet Bey'in arkadaşıyız diye zorla girmeye kalkışıyor bu serseriler. Beyefendinin böyle arkadaşlar olur mu hiç? Kılıklarına bakın. Seyyar çöp tenekesinden farkları yok. Görünüşleri kirli olabilir ama kalpleri tertemiz. Buradakilerin kalpleri gibi süprüntülük değil. Helal! Yaşa sarıkı! Sizleri gördüğüme çok sevindim çocuklar. Hadi Ahmet Bey'e haber verin. Sen de gidebilirsin. Çok sevindim çocuklar, çok! Beyefendiye kimlerin geldiğini söyleyeyim. En iyi arkadaşları Varil, Cımbız, Efkar, Apo dersin. Apo! Hadi buyurun çocuklar! Hadi çocuklar! Tüh Allah! Gel! Ne var? Aşağıda arkadaşlarınız olduklarını söyleyen 4 kişi bekliyorlar beyefendi. Kimmiş bunlar? Varil, Cımbız, Efkar ve Apo dediler. Ne? Böyle isim mi olurmuş be? Ben kendilerini tanımıyorum. Filiz Hanım onları tanıyor. Öyleyse Filiz Hanım anlasınlar dertlerini. Kendileriyle bir alışverişim yok benim. Hadi bakalım yallah! İyi be! Gel hayatım, devam! Onları tanımıyorum. Filiz Hanım'ın ahbaplarıysa o başka dedi. Ahmet böyle şey söylemez, bu herif uyduruyor. Tabii, Ahmet'e haber bile vermemişlerdir. Bir yanlışlık olacak. Gider kendim haber veririm şimdi. Burada bekleyin siz. Yapma tatlım, gıcıklanıyorum. Ellerin dokunduğu yeri yakıyor sanki. Ateş parçam, yanardağ. Sana sarılınca vapur bacası kucaklamış gibi yanıyorum. Uzat gerdanını. Dur be tonton, tam makineler fayrap çalışırken kaçılır mı öyle? Ne işin var burada? Kibar muhitte olduğumuzu unuttun galiba. Sosyetede kapıya vurulmadan içeri girilmez. Affedersiniz şey... Sizi yalnız bırakayım da usul ve nezaket derslerine devam edin. Dur sevgilim, nereye öyle? Gördün mü? Suzan Hanım'ı gücendirdin. Artık böyle şeylere alışman lazım. Aramızda ne olursa olsun ben bu evin efendisiyim, anladın mı? Anladım. Bir daha rahatsız etmem. Hadi öyleyse, bas bakalım! Sarı kızda ne oldu be? Gidip bakalım arkasından! Ahmet'i görelim ilkinde, ne fırıldaklar dönüyor soralım! Ahmet Bey falan yok! Hadi bakalım, kapı dışarı! Yaylanın düdüğü yok, duymadınız mı? Hadi bakalım!
Şaziye hanımefendi siz misiniz? Şaziye teyze benim evladım. Buyurun. Rahatsız etmeyeyim. Ahmet bey size para gönderdiler. Durumunuzla münasip bir kıyafetle köşke teşrifinizi rica ediyorlar. Zahmet etmişsiniz ama maalesef kabul edemeyeceğim evladım. Fakat... Lütfen ısrar etmeyin. Zarfın içinde 5.000 lira var. Keşke 5 liracık olsaydı da eskiden alın teriyle kazandığı zamanlardaki gibi tenezzül edip kendisi getirseydi. Oğlunuzun artık çok zengin, çok mühim bir şahsiyet olduğunu düşünürseniz... Ben oğlumun zengin olmasını değil, adam olmasını isterdim. Servete kavuşmuş ama ne yazık ki insanlığını kaybetmiş. Hadi güle güle! Kurtuldu demektir. Ama gözlerini kaybetti. Bizi nasıl sevinçle karşıladıydı? Şu Allah'ın işine bak be, gül gibi kız! Böyle paranın içine be! Eskiden ne mesuttuk! Allah büyüktür, kurtarır sarı kızımızı. Alo! Anneniz parayı kabul etmediler efendim. Parayı kabul etmedi mi? Meteli yoktu, ben nasıl kabul etmez? Yardım etmeye pek meraklıysa kendi getirseydi dediler. Buldular mı bunu yor insanlar? Peki, peki! Arkadaşlarımız geldi efendim. Kim benim arkadaşlar? Biziz sarı kız. Geçmiş olsun. Ah, hoş geldiniz. Sana kır çiçekleri topladık. Sağ olun. Görmesem de kokuları bana yeter. Dostlarım olduğunu, beni de sevenler bulunduğunu hatırlatır. Böyle konuşup bizi üzme sarı kız. Yakında gözlerin de açılır. Açılmasa da ne fark eder ki? Görmek isteyeceğim şey mi kaldı? Keşke kör de olsaydım da bazı şeyleri hiç görmeseydim. Sana yakışmıyor böyle sözler. Sen hani bizim cici sarı kızımızdın. Hani biz züğürtlükten, yokluktan bunaldığımız zaman bize cesur olun çocuklar derdin. Şimdi cesur olma sırası sende. Kendin istemesen bile Varil Necmi, Yarma Apo ve bütün arkadaşların için iyileşeceksin. İstesem bile elimde mi? Göz sinirlerim harap olmuş. Ameliyat için en azından 20.000 lira lazımmış. Mirası unuttun galiba. Ahmet bu kadarcık parayla serçelere yem atar. Tutuşturup sigarasını yakar da gene vız gelir. Hayır! Onun ne adını duymak isterim ne de parasını. O beni de sizi de istemiyor artık. Para onu değiştirdi. Adım Ahmet Velioğlu. Hüviyetimi gördünüz işte. Mirasın asıl sahibiyim ve 14 milyon da benim hakkım. Şunlar da mirasıma ait vesikalar. Yerime geçen bir şarlatanın nasıl oluyor da bu servete oturmasına göz yumuyorsunuz? Haklısınız ama beyefendi, maalesef o adam da sizinle aynı isim ve soyadını taşıyordu. Onun da nüfus kağıdı Ahmet Velioğlu adına çıkarılmıştı. Ahmet Velioğlu derler bana! Karşınızda perşembe çocuğu yok. Evet, köprü altı yetişmesiyiz ama mantara bastırılacak mamçaklardan değiliz. Bir daha Ahmet beyefendinin emirlerine karşı en ufak ihmalde bulunan... Kimin haddini? Poposuna tekmeyi yer, yallah sokka! Bundan böyle en ufak bir hataları olmayacağına kefil olabilirim efendim. Peki, sana kim kefaletlik edecek ha? Bir hatada mı bulundum efendim?
Sabah Suzan hanımefendi yengeni aşna fişne yapar gibi kelamlar fısıldıyordun be! Herhangi bir kötü niyetim olmamasına rağmen affınızı istirham ederim efendim. İlahi Ahmetciğim, kıskandın mı yoksa? Bu Arabistan nargilesi kılıklı herifin nesini kıskanayım? Ben bugüne bugün Ahmet Velioğlu beyefendiyim. Hadi topuklarınızın üzerine yaylanın! Topukları üzerinde yaylanmak mı buyurdunuz anlayamadım. Toz olun yani, defolun! Emredersiniz efendim, defolalım efendim. Tatlım benim, ne erkekçe davranışların var! Erkek değil miyim yani, elbette erkekçe davranacağız, Çet! Buyurun! Saz takımı gelsin! Başsın efendim! Bir öpücük ver de nefesimiz açılsın! Hakiki Ahmet Velioğlu beyefendi geldiler! Ha? Ya içerideki? Serserinin sahtekarın biri o! Miras hakiki bir değerin eline geçtiği için bahtiyarım beyefendi! Bendeniz de hususi uşağınız beyefendi! Bir çapkının eli sana düşer toz ol demedik mi? Aynı şeyi ben de zaten halinize tavsiye edeceğim beyefendi. Bana bak! Ya lafına mukayyet olursun ya da basarsın pullu istifanameni! Bense sizin istifanızı takdime gelmiştim, çünkü hakiki mirasçı teşrif ettiler. Bırakın! Bırakın! Defol! Defol! Bırakın lan! La yine gene kavuştun işte! Pis mendebur! Parayı görünce kendini bulunmaz Hint kumaşı zannettin, değil mi? Sen mi söylüyorsun bunları? A vallahi asabım bozuluyor! Atın şunu, gözüm görmesin! Kapa kap! Oğlum Ahmet, sen yoluna devam et! Kandili parlak bir rüya gördün, hepsi o kadar! Dalgaya bakın be! Gece rüyamda görsem inanmazdım! Ahmet gibi delikanlı arkadaşlarını unutsun! Olacak şey mi bu? Hadi bizi geç! Sarı kızı unutmasına ne diyelim ya? Zavallı kızcağı sırf unutulsaydı... Ahmet yüzünden gözlerini de kaybetti.
Şeytan, dayan şu menhus köşkün kapısına, bul Ahmet olacak ciğerime telik etmesi, lügatı en dokunaklı yerinden aç, küfür falan anladın mı yani? Oraya kadar pabuç eskitmene lüzum yok. Ayağınıza geldim işte. İçinizden ne geliyorsa dökebilirsiniz. Ne duruyorsunuz be, küfresenize! Karşınızdayım işte! Hadi açın ağzınızı! Sen küfredilmeye bile değmezsin! Arkadaşlığımız bu kadar mıydı be? 3 gün kazara zengin olduk diye defterden silinecek miydik? Onu bizim sana sormamız lazım. Başıma bir hal geldi, sonradan görmeler şaşırırlarmış. Evet, ben sizleri aramadım ama sizin ne işiniz vardı, niye gelmediniz? Ya Filiz kızcağıza ne olduysa senin yüzünden oldu. Onun kör olduğundan da mı haberin yoktu? Neden bahsediyorsun be? Filiz ne diye kör oluyormuş? Bilmiyormuş gibi pis pis numara yapma! Yarın Cerrahpaşa Hastanesi'ne gidersen gözünle görürsün! Bizim için Ahmet diye biri yok artık! Şimdi hırsız taifesi sizi utanmadan iki küfede erzakımı aldınız. Mahkemeye vereceğim, her bir şeyinizi hiciz ettireceğim. Buyurun. Siz misiniz çocuklar? Bari bana çiçek mi getirdin gene? Benim Ahmet. Haberi duyunca hemen geldim. Zahmet etmişsiniz beyefendi. Gelmeseydiniz daha iyi olurdu. Yoksa işitmedin mi sarı kız? Ben Ahmet'im. Senin Ahmet'in. Benim Ahmet'im yok artık. Milyonlara boğuldu, öldüm. Hatırlamaya çalış sarı kız. Belki kazanın tesiriyle geçmişi unuttun. Ben kamyon altında kaldım ama sadece gözlerimi kaybettim, aklımı değil. Benim Ahmet'im öldü artık. Vaziyeti bilseydin böyle konuşmazdın sarı kız. Eski Ahmet yerli yerinde, asıl milyoner Ahmet Bey öldü. Karşında bu licim pantolonlu ile eski destancı var. Görebilseydin eğer. Göreceğimi gördüm ben. O acı sahneden sonra keşke kurtulmasaydım. Kamyon yalnız göz sinirlerimi ezdi.
Ama senin yaptıkların bütün gençlik hülyalarımı öldürdü. Haklısın sarı kız ama... Fazla konuşmam fayda vermez ki Ahmet. Bir parça vicdanın varsa git. Beni üzdün yeter artık. Yalvarırım sarı kız. Yalnız kalmak istiyorum dedim. Zenginliğin yücelttiği bir adamı yalvararak küçültme. Git Ahmet, git! Peki. Allah'a ısmarladık. Çaresi yok mu doktor bey? Sarı kızın gözleri tekrar ışığa kavuşsun diye kendi gözlerimi vermeye hazırım. Ameliyatla tekrar görme hastasına kavuşabilir fakat... Fakatı ne? Bu ameliyat için 20.000 lira lazım. Niye baksın? Destancıdan... Kaldırım serserisinden hayır mı gelir? Ne oldum delisi olup çıktı? Kızcağızımın kör olmasına da sebep oldu. Filiz'i sizden çok severim. Kazaya da hepinizden fazla üzüldüm. Evet, Ahmet bir şaşkınlık etti. Fakat kaza takdir ilahi. Tek sebebi Ahmet. Oğlum iyi kalplidir. Her şeye rağmen mert bir insandır. Helal süt emmiştir. Bir çocukluk yaptıysa kabahatli mi bulmak lazım? Böyle konuşan ananın oğlundan ne beklenir ki? Namussuzun biri işte. Ya ben onu tek şey için büyüttüm. Namusu. Ahmet namusu uğruna canını fedadan kaçınmayacak kadar erkek bir çocuktur. Saadetinize sevgilim. Saadetimize canım. Bu köpek havlamazdı, bahçede biri mi var yoksa? Kim olabilir ki? Her taraf aşkımızla öylesine dolu ki... ...kimseye içeri girecek yer yok zaten. Vazo devrilmiş. Bu gece bir acayip ortalık. Hırsız falan olmasın? O biraz zor iş. Keşke hırsızın biri yolunu şaşırsa da... ...şu tabancanın kurşunlarını ben yine boşaltsam. Sağa sola bakalım, hadi, hadi yürü! Çalın. Çabuk! Gidelim, kimsecikler yok işte. Yetti be kardeşim, sahte falan değil işte! Sahte lafa etmişim değil! Hepsi nadide mücevherattır! Kaç para veriyorsun, onu söylesen! Parası suval edilirse...
Şöyle 50.000 lira kadardır. Lakin... Lakin ne başlatacaksın şimdi? Versinler be! Etsin nesin? Bu dükkana mücevherat girerse çıkar mı sanıyorsun? Neden çıkmazmış? Babanın malı değil ha? Babamın değildir ama ve lakin zatınızın da hiç değil. Zabıtaya, polize bir telefon... Öyle bir alt edersen patlatırım beynini! Kızıyorsun! Lakin hiddet yapacağını anlaşabilirsin beniyle! Anlaşalım diye geldik zaten! Seni çok sevmişimdir! 10.000 lira ha? Hadi! Lan en aşağı 50.000 kağıt eder diyen kim? Bendeniz kelam buyurmuşumdur ama lakin... hırsızlık malıdır! 20.000 lazım bana! Anlıyor musun 20.000? Zatınızın iske hatırı için kabul ediyorum, yoksa... Yoksası ne be? Kes tıraşı da kaşın paraları bakalım! Zatınız gibi işçilere... zafiyetim var! Bir dakika yavrum, görüyorsun ki... Oğlunuzun nerede olduğunu saklamakla elinize bir şey geçmez! Çünkü nereye gizlenirse gizlensin, er geç yakalanacaktır! Ben ölüm bahasına bile olsa hayatta tek yalan söylememiş bir insanım. Benim oğlum hırsız olamaz. Gözümle görsem inanmam. Fakirdir, serseridir ama... tek kıymetli şeyi vardır, namusu! Uşaklar kaçarken gözleriyle gördüler. 200.000 liralık mücevher çaldı. Hayır! Ahmet'im yerde bulduğu parayı bile el sürmez. Ne yapsın onca parayı? Parayı teslim aldığımıza dair makbuz vereceğim. Ne isim yazayım? Ahmet! Ahmet Velioğlu efendim! Buyurun! Ahmet diyorduk da bir daha demiyorduk! Ama o da alacasını açığa vurdu! Eskiden olsa böyle bir şey yapacağına dünyada inanmazdım! Bir tık anlanınca en yakın arkadaşına dirsek çeviren adamdan her şey beklenir! Sarı kıza yaptıklarından sonra ne mal olduğumu belli etmişti zaten. Bir şey değil. Yaptıklarını anası öğrenirse o zaman işte. Şimdiye kadar öğrenmiştir herhalde. Baş ver oyna şimdi be! Biz de arkadaş diye bağrımıza basmıştık onu. Boyası çabuk döküldü de ciğerim mangır etmediği meydana çıkıverdi. Polis yakasına yapışınca anlar gününü, merak etmeyin. 3 gündür aramadık, delik bırakmadılar ya! Sahibi abi, nerede saklanıyor bu? Ben dilimin yeşili, aman aman! Ben kaybettim eşimi! Al bu mendil, sende sende dursun! Sil gözünün yaşını! Aman doktor, canım kuzum doktor! Derdime bir çare! Çaresiz dertlere düştüm! Doktor bana bir çare! Doktor bana
tekçik atarız, efkarlandın mı gece? Olmaz. Ne olur ya, iki tekçik atacağız. Ben işlemem ya. Olur mu böyle şey? Vay canına! Hangi delikteyse dışarı uğramış. Bana kalırsa hemen haber vermeliyiz polise. Ama? Aması falan yok. Dürüst ve kanuna karşı hürmetkar vatandaşlar olaraktan boynumuza vazife sayılır bu. Arkadaşlığa sığmaz bu. Ya onun yaptıkları? Sade arkadaşlığa değil, hiçbir şeye sığmaz be! Yaptıklarıyla sarı kızın kanına giren olmadı mı? Hadi yürü polise! Görüyorum! Görüyorum doktor bey! Korkma demedim miydi sana? Her şeyimi size borçluyum. Bize değil! Ameliyat parasını verene borçlusun kızım. Ameliyat parası mı? Kim verdi, kim? Ahmet Velioğlu adında kılıksız bir adam. Seni çok özledim anacığım, görmeden edemezdim. Peki ama niye? Neden korkarak kaçarak geldin? Alnı açık, dürüst bir insan gibi gelmek dururken? Dedim ya, polisler gözaltında tutuyorlar. Tutsunlar, ne çıkar? Onlara dikilip ben hırsız değilim diye bağıramaz mıydın? Bana da geldi polisler. Onlara yanılıyorsunuz efendiler. Ahmet'im açlıktan ölse, önüne servetler yığılsa yine de elini uzatıp tek kuruş almaz diye bağırdım. Niye konuşmuyorsun? Yoksa söylenenler doğru mu? Evet anne. Hayır, hayır! Yanlış işitiyorsun de! Olamaz! Böyle bir alçaklığı yapamaz benim oğlum! Yapmaya mecburdum anne! Ne demek mecburdun? Ananın hayatta namustan başka tutunacak tarafı olmadığını nasıl unuttun? Ben şerefim için yaşadım! Aç, açık da kalsam, namusumuza laf gelmesin diye didindim senelerce, didindim! Bir daha yapmayacağıma söz veriyorum anacığım! İş işten geçtikten sonra ne fayda eder ki? Keşke kolların kopsaydı da başkasının malına el uzatmasaydı! Dinle anne! Bana anne deme! Artık oğlum değilsin! Karşındaki kadın başkalarının kirli çamaşırlarını yıkayarak hizmetçilikle canlı dişine takıp seni bu yaşa kadar büyüttü! Ana! Hakkımı helal etmiyorum sana Ahmet! Evet, hırsız oldum ama çok sevdiğim bir çift göze ışık vermek için. İnan bana ana! Açın kapıyı! Açın diyorum! Açın kapıyı, açın! Açın kapıyı! Açın kapıyı diyorum! Açın kapıyı! Abi şuraya bak, şu gelen sarı kız değil mi? Evet, o! Aman Allah'ım! Böyle koşabildiğine göre! Artık görüyorsun demek! Görüyorum! Yaşasın be! Oh! Ne var? Bu polisler ne arıyorlar burada? Ahmet hırsızlık yapmış! Ahmet? Ameliyat için 20.000 lirayı hastaneye yatırmış! Benim yüzümden anlaşılan hırsızlık yaptı! 20.000 lirayı o mu yatırmış? Demek bunun için... Biz de ne sanmıştık? Tuh be! Tuh ya! Ama artık ne desek boş! Ölsem onun yüzüne bakamam artık! Kırın şu kapıyı! Kırın! Alo! Santral Mensucat Fabrikası, ben Ahmet Velioğlu! Evet, evet! Hırsız yakalandı demek! Teşekkürler! Güle güle efendim! Girin! Hırsızı yakalamışlar! Gözünüz aydın beyefendi! Sizi görmek isteyen bir kız geldi efendim! Bir kız mı? Kılık kıyafeti pek düzgün değil efendim! Dilencidir, savuver! Meşgul olduğunuzu söyledim ama ağlıyor! İlle sizi görmesi lazımmış! Gelsin bakalım! Bağışsın! Gel bakalım!
sizden bir ricam, bir isteğim var efendim. Sana dışarıda da söyledim. Dileneceksen başka kapıya. Her gün 40 kişiye para vermekten usanç geldi artık. Korkmayın, istediğim para değil. Senin gibi güzel bir kıza ağlamak yakışmıyor. Kendim için ağlamıyorum efendim. Ya kim için? Hususi konuşmak istiyorum. Buyurun, kim için istiyorsun? Anlat bakalım. Bütün suçu sizden aynı isim ve soyadını taşımak olan, ilgisiz bir miras yüzünden başına bin bir bela gelen nişanlıma merhamet etmeniz. Şu mesele. Bir hırsıza ne yapabilirim ki? Affetmek büyüklerin şanındandır beyefendi. Ya el alemin evine girip çalmak? En iyisi sen o adamdan vazgeç evladım. Hırsız tabiatlı birinden hayır gelmez insana. O kimsenin çöpüne bile dokunamaz. İyi ama mücevherleri kim aldı? O kadar mücevher arasından neden yalnız iki parça mücevher aldığını düşündünüz mü? Aceledendir. Hayır, hatası. Daha doğrusu şu meşhum miras yüzünden kör olan gözlerimi ameliyat ettirmek için. Beni tekrar güneşe kavuşturmak için namusunu, arkadaşlarını, hürriyetini kaybetmeye göze aldı. Keşke kör kalsaydım da o şimdi hapishane köşelerinde sürünmeseydim. Beyefendi, yalvarıyorum size, vicdanınıza, merhametinize sığınıyorum. Alınan, daha doğrusu çalınan malın karşılığını ikimiz de bir ömür boyu çalışır öderiz. Size de minnettar kalırız. Ahmet'imin tek suçu sizden aynı isim ve soyadına sahip oluşum. Aynı isim ve soyadı. Ahmet Velioğlu. Lenfeleksiz, sen kalk el alemin şatosuna tecavüz et, mücevheratı lüpreyip parasını toz et, sonra da burada izzeti ikram bekle. Paraları ezerken iyiydi değil mi ha? Şimdi de böyle maydanoz yemiş papağan gibi düşün işte. Ne haber ya? Üstüme varmayayım be! Beyefendi rahatsız oldular. Lan hırsızlığın da bir adabı vardır be! Bu eşkalle arakçılığa kalkılır mı lan? İnsan nasırına göre pabuç giymeli. Bunlar hırsızlık mesleğinin talebesi olamaz. İşi rezil ediyorlar. Ben hırsız olacak adamın gözünün elifinden çakarım. Bu şapşal değil kasa soymak, tavuk bile çalamaz. İncitme çocuğu, sıkıldı yavrucak. Ulan feleksiz, zımbırdat da şunu arkadaş neşesini bulsun. Peki abi. Thank you.
mektuplar yazdırdım bacı kardeşe. Kardeş bayramınız mübarek olsun. Dostlar bayramınız mübarek olsun. Helal be! Ses değil, altın suyu. Gevezelik ettik ama affet abi. Ahmet Velioğlu. Buyurun efendim. Bir ziyaretçin var. Benim mi? Kim acaba? Git bak bakalım. Hayırdır inşallah abi. İnşallah. Ahmet. Sen. Sen sarı kız! Evet, ben Ahmet! Yüzüme tükürmek, beni lanetlemek için mi geldin buraya? Ahmet'im benim! Ahmet'ini unut artık sarı kız! Bir hırsızı ziyaret için buralara kadar yorulmana lüzum yoktu. Ama benim için, gözlerim için hırsız oldum. Evet, sevdiğim bir çift göze ışık vermek için hırsız oldum ama kime anlatırsın? Öz annem bile hakkını helal etmedi bana. Hakikati öğrenince annen de affetti seni Ahmet. Beni buraya gelmem için o zorladı. Ahmet'ime hakkım helal olsun dedi. Arkadaşlarım da senin affedilmeni bekliyorlar. Sen, anam, arkadaşlarım affetmiş ne çıkar? Kanun affetmez ki. Köşkün, mirasın asıl sahibi Ahmet Bey de davacı değil. O benim adaşımdır. Ben zaten zengin bir adamım. Alınan para bir hayır işinde kullanıldı, davacı değilim diyor. Bütün bunları mahkemede söyleyecek. İnanmıyorum sarı kız. İnan Ahmet, Allah iyilerin yardımcısıdır. Gene iki göz bir gece kondumuz olacak. Çocuklarımız olacak, eskisi gibi mesut olacağız. Bütün bunlar bir rüya gibi geçecek. Vakit tamam. Peki. Sağ ol sarı kız, anama da selam söyle. Sizler beni affettiniz ya, burada senelerce kalsam gene de gam yemem. Neden senelerce kalacaksın Ahmet? Pek yakında mahkemem var. Orada her şey anlaşılınca serbest bırakacaklar. Hadi Ahmet! Ahmet! Biraz evvel de arz ettiğim gibi, bütün kötülükler bir isim ve soyadı benzerliğinden ileri gelmiş ve adaşım Ahmet, yaşadığı mütevazi ve dürüst hayattan birdenbire milyonların içine düşmüştür. Sokakta destan satarak alın teriyle yaşayan saf bir gencin o riya dolu çevrede başı dönmesi tabii bir şeydi. İşin kötüsü, o yeni zenginlik sarhoşluğuyla bocalarken kendini tekrar kaldırımlar üstünde buluverince büsbütün şaşırdı. Üstelik hayatta tek sevdiği kızın, sarı kanaryasının gözleri kör olmuştu. Hem de kendi hatası yüzünden. Onu ışığa kavuşturmak için para bulması lazımdı. Onca parayı destan satarak toplaması için 10-15 sene geçmesi gerekirdi. Aldatılmıştı, parayı aldatıldığı yerden almak en makul iş gibi geldi. Mücevherleri çalınan sizsiniz Ahmet Bey. Bu meselede mağdur ve davacı olduğunuz halde suçlunun avukatlığını yapar gibi konuşuyorsunuz. Ben sadece haktan yana konuşuyorum Hakim Bey. Aynı yanlışlık benim canımı yaksaydı, arkadaşımın durumuna düşseydim belki ben de aynı şeyi yapardım. Yani çalardım. Bu sebeple kendisini affetmek lüzumunu hissediyorum. Tabii karar yüksek mahkemenizin adil vicdanına kalmış bir mesele. Sizin söyleyecek bir şeyiniz var mı? Söyleyecek bir sözüm yok. Takdir sizlerin efendim. Sanık Ahmet'in durumu incelenmiş ve suçu sabit görülmüş. Fakat gerek davacının mülahazası ve gerekse hafifletici sebepler göz önüne alınarak cezası 1 sene 7 aydan 3 aya indirilmiş ve bundan önce başka suçu olmadığından tecil edilerek tahliyesine karar verilmiştir. Sağ olun Hakim Bey. Sarı kız. Elinizi
öpeyim beyim. Ben seni alnından öpeyim adaş. Aynı soyadı taşımamız seni hayli üzdü. Çok asil vicdanlısınız. Borcumu yavaş yavaş öderim size. O para benim düğün hediyem olsun size. Lan ne kıyak insanlar varmış dünyada be! Allah iyileri eksik etmesin oğlum, yoksa bu dünya batar. Allah iyilerin yanındadır kardeşim. Mesut olun, bahtiyar olun. Sağ ol. Helal olsun. Teşekkür ederiz. Helal be, ne adam! Etmek iteni biter, yeter güzelim yeter. Naz etmek iteni biter, say güzel.